Şimdi ofisiniz de çok güzel. Ben zaten sürekli kafamı sağa sola çeviriyorum. Bu kitabın arkasındaki sizin açıklamalarınızı okuyorum. Türkiye'de bazı aktarlar benim istediğimi değil, kendi istedikleri bitkileri satmaya kalktılar. Bu kitapta adı geçen şifalı bitkileri çevrenizden temin etmeye çalışırsanız büyük hayal kırıklığına uğrarsanız demişsiniz. Ve burada bir de demişsiniz ki ben bazı bitkileri yurt dışından getiriyorum. Önce gidip fotoğrafını çekip sonra üzerine araştırma mı yapıyorsunuz? Bu konuları biz bir aydınlatırsanız, çünkü sürekli kilometreler kat ediyorsunuz. Adaçay'ın 83 çeşidi var. Sadece biri şifalı. Artık Türkiye'de yetiştiriyoruz. Eskiden yurt dışından getiriyorduk. Kekiğin 52 çeşidi var. Sadece biri şifalı. Tümüs vulgaris, bahçe kekiği. Eskiden bunu da yurt dışından getiriyorduk. Artık bazı dostlarımız Türkiye'de bunu yetiştiriyorlar. Bahçe kekiği. Alıç. 90 çeşit alıç var. Sadece ikisi şifalı. Bunu da yurt dışından getiriyorduk. Artık Türkiye'de yetiştiriyoruz. Mesela zencefil. Taze zencefili Çin'den, Brezilya'dan veya Hindistan'dan getiriyordu. Oradan alıyorduk taze zencefil. Şimdi taze zencefil artık Antalya'da yetiştiriliyor. Çok güzel bir çalışma oldu. Ben bir dostuma tavsiye ettim. Taze zencefil verdim ona. Şöyle şöyle yetiştireceksin dedim, anlattım. Şimdi Antalya'da Gazipaşa'da bir dostum ne yapıyor? Taze zencefil yetiştiriyor. Milyar dolarlar yurt dışına gidiyordu. Tonlarca Türkiye'de taze zencefil tüketiliyor. Artık Türkiye'de taze zencefil yetiştiriliyor. Ginkgo'da ekilmeye başlandı. Ginkgo bir ağaçtır. Mabed ağacı. Yani bu tür şifalı bitkilerle uğraşanlar zencefil yetiştirebilir. Özellikle Antalya, Adana, Muğla buralarda. Ginkgo Türkiye'nin her yerinde yetişebilir. Zerdeçal Türkiye'nin Antalya yine buralarda yetiştirilebilir. Yani bu işle uğraşanlar arayıp sorarlarsa bilgi verebiliriz. Danışmanlık yapabiliriz. Şurada şu yetişir, burada bir yetişir. Zaten bizim kitabımızda bununla ilgili ayrıntılı bilgiler var. Evet, zaten telefonlarımız ekranlarda var. İnsanlar arayabilirler, halkımız arayabilir. Onlara şifa ile ilgili ne varsa İbrahim Gökçek zaten aktaracağını